Evet, değerli arkadaşlar, dördüncü ünitemiz bilim, teknoloji ve toplum. Güncel bir konu, sosyal bilgiler üniteleri içerisinde günümüzde de devamı olan, geçmişten süre gelen, günümüzde halen devam etmekte olan bir konu başlığı. Teknoloji deyince aklımıza ne geliyor diye bir soruyla başlayacak olursak, İnsanın hayatını kolaylaştıran tüm araçlar, gereçler ve süreç içerisinde bulunmaya devam eden aletler diyebiliriz. Burada tanımımızla başlayacak olursak, insanlar geçmişten günümüze yaşantılarını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli teknolojik araçlar üretmişlerdir. Hayatımızın hemen hemen her alanda teknolojinin etkisini görmek mümkündür. Teknolojinin pek çok faydası olduğu gibi zararı da vardır. Tabii ki teknolojik alet dendiği zaman genellikle elektrikle çalışan veya internetle çalışan aletler veya teknolojiler gibi düşünülüyor ama aslına bakarsak tarihin ilk çağlarından hatta tarih öncesi çağlardan beri insanın hayatını kolaylaştırmış tüm gereçleri biz o günün şartları için teknoloji diyebiliriz. Örnek vermek gerekirse günümüzdeki hesap makineleri veya akıllı telefonlardaki hesap işlemi yapan uygulamaların ilk hali, ilkel hali Mısırlıların bulduğu abaküstür, sayı boncuğudur diğer ifadesiyle o zamanki teknoloji göstermiş oluyor. Evet, teknolojinin faydalarına bakacak olursak internet aracılığıyla dünyanın diğer ucundaki bilgiye ulaşılması, teknoloji sayesinde insanların yaşam kalitesinin artması, İlerleyen teknoloji sayesinde insanların hastalıklarının daha hızlı saptanıp tedavi edilmesi gösterilebiliyor. Eğitim alanında teknoloji ilerlemesiyle birlikte eğitimin daha kolaylaşması ve modernleşmesi. Örnek vermek gerekirse şu işlemiş olduğumuz ders teknoloji ilerlemesi sayesinde dijital ortamlarda saklanıyor ve uzun süre muhafaza edilerek çok fazla kitleye ulaşmış oluyor. Yani bu dersin kendisi de aslında teknolojinin bir faydası olmuş oluyor. Teknolojinin ilerlemesi sonucu ulaşımın daha kolay ve hızlı yapılması. Örnek vermek gerekirse 500 sene öncesinde İstanbul'dan Hindistan'ın Yeni Delhi şehrine gitmek isteyen bir kişinin ortalama 10-11 ayda İstanbul'dan Delhi'ye ulaşması, günümüz şartlarında ise 3,5-4 saat uçak yolculuğuyla aynı rotaya ulaşabilmesi ulaşımın geldiği noktayı gösteren teknolojik bir ilerlemedir. İnsanların teknoloji sayesinde hemen hemen her alanda zamandan tasarruf etmesi, tasarruf sağlaması. Aslına bakarsak yine de teknolojiyle birlikte söylenmesi gereken olgulardan bir tanesi de tasarruftur. Neden tasarruftur? Çünkü teknolojik aletler sayesinde çok az zamanda çok fazla şey yapabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse yine bununla alakalı, zamanla alakalı. E-mail bir teknolojidir. Mektup yerine e-mail gönderilmesi, İstanbul'dan Van'a mektup göndersek, örnek veriyorum günümüz şartlarında bile yine 2 günde ulaştığını farz edersek, e-mail sayesinde saniyeler içerisinde mektup metnini karşı tarafa muhataba göstermiş, göndermiş oluyoruz. Hatta cepten de yine aynı şekilde cep telefonu sayesinde de maili kontrol edebildiğimize göre anında da mesaj şeklinde de iletmiş oluyoruz istediğimiz metne. Teknolojinin zararlarına gelecek olursak her şeyin faydası olduğu gibi zararı da vardır. Çok kullanımından kaynaklanan zararlar aslına bakarsak nükleer silahların kullanımına bağlı olarak yüz binlerce insanın ölmesi. Nereye örnek verebiliriz? Japonya'da 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan Nagasaki ve Hiroşima şehirlerine atılan atom bombası, nükleer bomba sayesinde binlerce insanın ölmesi, yüz binlercesinin sakat kalması. İlerleyen zamanlarda buradaki radyasyon etkilerinin de devam ederek doğaya, çevreye zarar vermesi söylenebilir. İşsizlik oranının hızlı bir şekilde artması. Neden? Teknoloji ilerledikçe çünkü bazı meslek grupları kalkıyor. Örnek vermek gerekirse araçların, otomobillerin, kamyonların çıkmasından dolayı nalbantlık mesleğinin
ölmesi. Neden? Çünkü eskiye oranla artık çok çok minimum atla veya eşekle veya bu tarz işte öküz arabasıyla ulaşım çok az sağlandığı için bu mesleğe ihtiyaç kalmamıştı. Teknolojinin bilinçli kullanılmaması nedeniyle insanların sosyal hayattan uzak kalması. Neden uzak kalıyor insanlar? Çünkü özellikle Instagram, Facebook veya buna benzer sosyal medya araçları, uygulamaları çok fazla kullandıkları için gerçek insanlarla, gerçek şahıslarla konuşmak istemeyebiliyorlar. Çünkü kolayına geliyor insanların uzaktan iletişim. Daha kolay, daha ucuz, daha hızlı. İnsanların kültürlerini, gelenek ve göreneklerini unutmalarına neden olması ne olabilir? Özellikle teknolojiyi icat eden veya dünyaya yayan Avrupa gibi, Amerika gibi şu an aklıma gelen veya işte yeni yeni popüler olan Güney Kore kültürü gibi kültürlerin diğer kültürleri hegemonya altına alması, etkisi altına alması gösterilebilir. Yardımlaşma ve danışmanın giderek azalması, insanlar arası ilişkilerin zamanla zayıflamasına neden olması, küresel ısınmadan dolayı ekolojik dengenin bozulması. Küresel ısınmadan dolayı ekolojik denge nasıl bozulur veya küresel ısınma nedir? Küresel ısınma dünyanın genel sıcaklığının artmasıdır. Kısaca özetleyecek olursak, örnek vermek gerekirse elektrik santrallerinin veyahut da doğal gaz bacalarından çıkan gazların, araçların egzoz gazlarının, termik santral gazlarının etkisiyle dünyanın genel sıcaklığının artmasından dolayı kutupların erimesi, bu erimeden dolayı su baskınlarının, aşırı yağışların yaşanması ve ekolojik dengenin bozulması söylenebilir. Yayılan radyasyonlarla birlikte hastalıkların artması. Evet. Evet, birçoğumuzun artık sadece rafları süsleyen birer obje olarak gördüğü ansiklopediler. Evlerimizde şu anda vardık veya annemizin babamızın vardık büyük ihtimalle kendimiz kullanmadık. Özellikle siz 5. sınıf öğrencilerinin çok da başvurmak zorunda kalmadığı özellikle internetin icadından ve yayılmasından sonra çok da ihtiyaç kalmayan eserler aslında ansiklopediler. Ansiklopediler kısaca söyleyecek olursak büyük sözlüklerdir diyebiliriz kısaca. İçerisinde bilimsel, kültürel nitelikteki kelime veya terimlerin veya olguların paragraflarca, sayfalarca açıklanmasıdır. 20 cilt, 30 cilt, 40 cilt, 10 cilt yerine göre veyahut da konusuna göre, içeriğine göre ansiklopediler bulunmaktadır. İşte aklımıza gelen yine Büyük Larousse, Temel Britannica, Ana Britannica. Genellikle tabii ki 90'lı yıllarda bizim de öğrenciliğimizde kullandığımız eserlerdi. Fakat şu an tabii ki Google'dan internet üzerinden tıkladığımızda çoğu bilgiye ulaşabildiğimiz için şu an ansiklopedilerin tabii ki çok da bir işlevi kalmıyor. Ara sıra nostalji olsun diye açıp bakıyoruz. Benim de açıkçası çok kullandığım eserler, kitaplar değil artık diyebiliriz. Hemen yan tarafta kitaplarımız. Tabii ki kitaplar değerli arkadaşlar, hiçbir zaman için önemini yitirmiyor. Kitaptan aldığımız bilgiyi belki bazı kaynaklardan da edinebiliyoruz ama kitaptaki zevk veya kitaptaki bilgi edinme yine farklı olarak kenarda durmuş oluyor. Yine dergiler örnek verilmiş bilim dergisi, bilim teknik dergisi. Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte merak ettiğimiz bir haber, hava durumu ya da spor karşılaşmanın sonuçlarına birçok alanda genel ağa ulaşmaktayız, başvurmaktayız. Burada genel ağ kavramı internet yerine kullanılmış. Yani Türkçeleştirilmiş diyelim biraz daha. İnternet aslında burada bahsedilen şey. İnternetten bahsediyoruz.
İnternet, bilgisayar, tablet, cep telefonları gibi araçlarla ulaşılabilen bir olgudur, ağdır. Bununla ilgili bir örnek sorumuz yapılmış, verilmiş. Yukarıdaki teknolojik araçlardan hangileri ile genel ağ internete ulaşılabilir? Bilgisayar, cep telefonu, tepegöz. Tabii bilgisayar ve cep telefonu zaten bildiğimiz şeyler, bildiğimiz aletler, internete ulaşabildiğimiz. Hatta şu an için sizler adına söyleyecek olursak, 5. sınıf öğrenciler için cep telefonuyla internete ulaşma oranınız daha fazladır diye tahmin ediyorum. Eskisi kadar bilgisayar veya laptop kullanmıyoruz. Tepegöz, aslına bakarsanız yine sizin öğrencilik döneminizde veya öğrencilik zamanınızda 5. sınıfa kadar çok fazla kullandığınız bir alet değil. O da yavaş yavaş nostalji olmaya yüz tutan bir alet. Tepegöz nedir? Aslına bakarsanız ışık vasıtasıyla naylon slaytları duvara veya tahtaya, perdeye yansıtan elektrikli bir alettir. Bir yansıtma aletidir. Projeksiyon makinesinin biraz daha basiti lamba aslına bakarsanız. Evet, cevabımıza bakacak olursak A şıkkında görmüş oluyoruz. 1 ve 2 cevabımız Adana. Evet, internetin faydaları ile ilgili verilen şemamız var, tablomuz var, grafiğimiz var. İnternetin faydaları sosyal iletişimler sayesinde yeni dostluklar ve paylaşımlar edilmesini sağlar. Görüntülü, yazılı veya sesli olarak iletişim kurulmasını sağlar. Bilgiye hızlı ve kolay şekilde ulaşılmasını sağlar. Film, müzik, video ve oyun gibi unsurlarla eğlenceli vakit geçirilmesini sağlar. Buradan alttan devam edelim. Farklı ülkelerdeki insanların birbiriyle iletişime geçmesine imkan sağlar. Ulaşamadığımız yerler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Örnek veriyorum. Hiç gitmediğimiz bir ülke diyelim. Brezilya olsun. Brezilya'ya gitmeden de onunla alakalı bilgilere ulaşabiliyoruz. Yani illaki gitmemiz gerekmiyor. Sosyal iletişim sitelerinde paylaşımlarda bulmamızı sağlar. Bunlar internetin faydaları. Tabii ki az önceki ifadelerde geçtiği üzere teknolojinin faydaları olduğu gibi zararları vardı. Değil mi? İnternetin de bu kadar saydığımız faydaları yanında zararları da var. Çok kullandığımız veya yanlış kullandığımız takdirde. Şemayı inceliyoruz yine. El ve bileklerde çeşitli rahatsızlıklara neden olur. Nasıl olur? Sürekli elimizin klavye başında çalışmasından dolayı ve bileklerimiz de aynı şekilde. Yine devam edelim. Bilinçsiz kullanıldığında vakit kaybına neden olur. El ve bilek kısmını aslında gözü de eklememiz lazım. Hipermetrop yani yakın göz bozukluğuna da yol açar. Çok fazla tablet, çok fazla telefon, çok fazla bilgisayar kullanırsak veya yakından bakarsak. Evet, bunu da eklemek lazım. El ve bilek artı yanında ne varmış? Hipermetrop bozukluk. Evet, bunu da unutmayalım. Zararlı siteler ruhsal gelişimin bozulmasına yol açar. Kendi yaşımıza uygun olmayan siteler. Aile içindeki iletişimin zayıflamasına yol açmıştır. Neden? Çünkü odadan odaya bile WhatsApp üzerinden veya Instagram üzerinden haberleşirsek eğer babamızla, annemizle iletişimimiz, abimizle, kardeşimizle iletişimimiz sağlıksız olur. Şiddet içerikli oyunlar çocukların gelişimine zarar verir değil mi? Kendi yaşımıza uygun olmayan oyunlar oynarsak özellikle şiddet içerikli bu bizim ruh sağlığımızı etkiler ve bizim hem ders çalışmamıza kötü etki eder hem de ruh dünyamızda geri dönülmez sonuçlara yol açar. Evet, internet ile birlikte saniyeler içinde bilgiye ulaşabiliriz. Burada size söylemek istediğimiz bir site var. Daha doğrusu uygulama aynı zamanda E-Devlet veyahut da Türkiye.gov.tr dediğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devletimizin sitesi. Peki bu site ne işe yarıyor?
Bu site her işe yarıyor. Devlet dairesinde yapabileceğimiz, devlet makamlarında yapabileceğimiz çoğu işlemi işte kaymakamlığa, valiliğe, nüfus müdürlüğüne, ondan sonra vergi dairesine, SGK'ya, muhtarlığa gitmeden ve asgari şubesine gitmeden bu site sayesinde veya bu sitenin telefon uygulaması veya internet sitesi üzerinden Türkiye.gov.tr veya e-devlet üzerinden tüm istemiş olduğumuz, az önce saydığımız işlemleri tamamını buradan evimizden veya cep telefonumuzdan yolda giderken halledebiliyoruz. Örnek vereyim. Mesela ikametgah belgesi, nerede oturuyorum? İşte falanca mahallede, falanca sokak, şu ilçede oturuyorum. Bununla ilgili de bir ikamet belgesi gerekiyor. Nereye olsun? Örnek veriyorum. Okulumuz istedi. Bana ikamet belgesi lazım. Bize getireceksiniz dendi. Hemen telefonumuzdan Türkiye.gov.tr veya E-Devlet uygulamasından bu devlet kısa yoluna ulaştığımızda oradan bağlı olduğumuz il, ilçe, mahalle, sokak, işte kapı numaramıza kadar içeren bir belgeyi indiriyoruz ve bu belgeyi çıktı alarak götürdüğümüz zaman ikametgahımız bu şekilde yerine ulaşmış oluyor. Hiçbir yere gitmemize gerek vermiyor, gerek kalmıyor. Aynı zamanda da ücretsiz olarak bu işi halletmiş oluyoruz. Yine aynı şekilde neye bakabiliriz? Mesela liseyi bitirdik veya üniversiteyi bitirdik. Ne gerekiyor? Mezun belgesi. Herhangi bir okula veya kursa vereceğiz bunu. Bunun için de bizden o makam, o merkez mezuniyet belgesi istedi. Yine bu mezuniyet belgemizi bitirdiğimiz okula gitmeden buradan indirerek, çıktı alarak alabiliyoruz. Yani hayatımızı kolaylaştıran bir uygulama. Devam ediyoruz. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için yapılması gerekenler, güvenilir ve doğru bilgi verdiği bilinen internet sitelerinden yararlanmamız gerekiyor. Resmi sitelerimiz Gov uzantılıdır. Örnek veriyorum. Kendi bize yakın, yani sürekli kullandığımız bir site www.map.gov.tr neyi gösteriyor? Milli Eğitim Bakanlığımızın sitesini gösteriyor. Yani yine örnek verecek olsak işte Cumhurbaşkanlığı, yine aynı şekilde Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi devlet kurumlarına ait sitelerin uzantıları gov.tr ile bitmektedir. Elde edilen bilgi farklı internet sitelerindeki bilgilerle, kitap ya da ansiklopedi gibi diğer kaynaklarla karşılaştırılmalıdır. Tabii ki değerli arkadaşlar, internette gördüğümüz her bilgi doğru değildir. Doğru olmak zorunda da değildir. Yani internette bu nasıl olsa yazıldı, kesin doğrudur gibi bir şeye ulaşamayız. Çünkü sonuçta insanların yaptığı bir ağ ve her türlü bilgi kirliliği var. Yalan da olabilir yazılan şeyler. O yüzden diğer kaynaklarla karşılaştırmamız gerekir. Ulaştığımız bilgi ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden, kim sorularına doğru ve tutarlı cevaplar verebilmelidir. Evet. Araştırdığımız konuyu tırnak içinde aramanın daha doğru sonuçlara ulaşmamızı sağlayacağı dikkate alınmalıdır. Bilgilerin güncel olup olmadığı dikkate alınmalıdır. Örnek veriyorum. Türkiye'nin nüfusuyla alakalı bir araştırma yapıyoruz. Türkiye'nin nüfusu, bak mesela araştırdık, Türkiye'nin nüfusu kaçtır diye bir kaynak çıktı. Bakıyoruz, Türkiye'nin nüfusu 55 milyon yazıyor. Tamam, Türkiye nüfusu 55 milyonmuş. Hemen biz oradan bu bilgimizi aldık. Ama baktığımız zaman kaynağın 1995 yılına ait olduğunu görüyoruz. İşte bu şekilde eğer dikkatlerden kaçan bazı durumlar olursa yanlış bilgi de almış olabiliriz. Güncel olması lazım. Evet. İnterneti nasıl kullanmalıyım? Evet, fotoğrafa hemen bakıyoruz. Daha doğrusu resme. İnternetten adamın kredi kartından hırsızlık yapılmasıyla alakalı bir canlandırma yapılmış. Güzel bir canlandırma. Günümüzde interneti yaşamımızın hemen hemen her alanda kullanmaktayız. Fakat güvenli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Evet, bununla ilgili örneğimiz var. Örneğin sanal ortamda arkadaş gibi görünen kötü niyetli insanlarla karşılaşabiliriz. Bu kişiler kimlik bilgileri, adres, telefon, fotoğraf ya da şifre gibi kişisel bilgilerimizi bizden isteyebilirler. Tabii ki kimlik bilgilerimiz, işte annemizin, babamızın adı, TC kimlik numaramız, oturduğumuz evin adresi, telefon numaramız veya fotoğrafımızın internette ne işi var? Bunları bizden kim ister? Hiç kimse istemez. Böyle bir şey yok zaten.
Bu kişiler eğer bu bilgilere ulaşırsa ne yapabilir? Banka hesabımızdan para çekebilir, alışveriş yapabilir, kredi çekebilir, bir başkasına kefil olabilir. Kefil ne demek? Kefil özellikle banka gibi kurumların borç yaparken, borç verirken, kredi verirken başka bir şahidin de istendiğini görüyoruz. Buna kefil diyoruz. Yani biz ödemezsek o ödeyecek gibi. Biz bu bilgileri paylaştık. Kimlik bilgilerimizi, adres, telefon, fotoğraf bilgilerimizi bizim yerimize, bizim kimliğimizle birisi gidip bu işlemleri yapar. Bizim adımıza kredi çeker. Biz ödemek zorunda kalabiliriz. Veya birisine bizim fotoğrafımızla, bilgilerimizle bir zarar verir. Yine biz devlet nezdinde, devlet karşısında sorumlu oluruz. Polis bizi alıp götürür veya bizi mahkemeye götürür. Bize ceza verir, biz hapse gireriz gibi. Bu problemleri yaşamamak için arkadaşlar bu bilgilerimizi tanımadığımız insanlarla özellikle sanal ortamda paylaşmıyoruz. Tanıdığımız kişilerle paylaşmıyoruz aslında. Yani kalkıp da Facebook gibi, Instagram gibi hesap açtığımız sitelerde ki mutlaka annemizin, babamızın izniyle bu siteleri kullanmamız lazım. 18 yaşından küçük olduğumuz için. Bu bilgileri kalkıp da kimlik bilgilerimizi, adres, telefon veya fotoğraf gibi bilgilerimizi orada paylaşırsak şahsi şeylerimizi tanımadığımız insanlarla zarar görebiliriz. Evet, bununla ilgili bir haber varmış. Örnek, kimlik bilgileri çalışan Yılmaz Bey'e kendi adına kurulan 3 naylon şirket nedeniyle haciz cezası geldi. Vergi cezaları katlanmış olarak ödenmeyi bekliyor. Adamın adına kimlik bilgileriyle şirket kurmuşlar. Adamın hiç haberi yok. Bu yüzden de devletten ceza yemiş, adama haciz gelmiş, yani mallarına ve paralarına el koymuş mahkeme. Enteresan. Kimlik bilgileri çalınan Sevilay Hanım'ın İstanbul ve Ankara mahkemelerinde 50 ayrı dolandırıcılıktan yargılandığı öğrenildi. Halbuki Sevilay Hanım belki de ev hanımı. Evet, bilmiyoruz. Kimlik bilgileri çalınan Kurtuluş Bey'in adına 29 adet cep telefonu hattı çıkartıldı. Neden? Nasıl çıkarttılar? Çünkü bizim TC kimlik numaramızı veya kimlik bilgilerimizi bildikleri için bizim adımıza kötü niyetli insanlar gidip telefoncudan sim kart alıp numara alıp iş yaptılar. Olan bize oldu. Evet. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Kimlik hırsızlığına karşı alınması gereken önlemlerden bahsediyoruz. TC kimlik numaramızı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramızı hiç kimseye vermeyelim, yazmayalım, kaydetmeyelim, kaybetmeyelim. Her bir profil için ayrı ayrı şifre kullanalım. Facebook, Twitter, YouTube gibi. Şifremizi 3 ayda bir en az düzenli olarak değiştirelim. Şifrenizi ve kullanıcı adınızı asla bilgisayarda saklamayın. Kaydetmeyeceğiz. Şu bilgileri asla listelemeyin. Doğum tarihiniz, ev adresiniz, liseden veya mezuniyet üniversiteden mezuniyet tarihiniz, kullandığınız e-mail adresiniz. Evet. Gerçek doğum gününü kullanmak istemiyorsanız gerçek doğum günü tarihinizi, gerçek doğum gününüze yakın bir tarih kullanınız. Aslında hiç kullanmasanız olur. Kime neyi yazdığınızı iyice denetleyin. Çünkü yazdıklarınız bir gün size karşı kullanılabilir. Banka hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. Anormal hesap hareketleri var mı? Kontrol edin. Tabii ki sizin şu anda banka hesabınız yok. Ancak ailenizin size belki bir ek hesap tanımlayabilirler ama şu andan bunu bilirseniz ileride size lazım olur. Kim göndermiş, kim göndermemiş hesap hareketlerinde eğer bir problem varsa zaten hesabımız ele geçirilmiş oluyor. Evet, doğru yanlışlarla birlikte dersimizi sona erdiriyoruz. Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduklarına örnekteki gibi tik işareti ile belirtelim. Evet çocuklar. Bakıyoruz. A şıkkı, daha doğrusu A maddesinden başlayalım. Sosyal iletişim siteleri insanlarla iletişim kurmamızı sağlar. Doğru mu? Doğru. İnternet sadece eğlenceli vakit geçirmek için kullanılmalıdır. Hayır, bankacılık işlemi de yapabiliriz, değil mi? Yanlış. İnternet aracılığıyla ulaştığımız bütün bilgiler doğrudur. Doğru mudur? Bakıyoruz. Tabii ki yanlıştır. Teknoloji bilinçli kullanılmadığında insanları toplumdan uzaklaştır. Değil mi? Sosyal çevremiz gidebilir. Gitmez mi? Gider. Evet. Toplumu uzaklaştırır. Doğru. Teknoloji doğru kullanılmadığında toplumsal yaşamın hemen hemen her alanına zarar verir. Değil mi? Atom bombası veya silahlar.
Mesafeli alışveriş yaptığımız bütün internet siteleri güvenilir de güvenilir olmayabilir. Sahte siteler var değil mi? Mesela bizim kredi kartı bilgilerimizi ele geçirir ve hesabımızdan bizim kontrolümüz olmadan para çekebilir. Güvenilir değildir, yanlış. Arama motorlarından ulaştığımız bütün bilgiler doğrudur. Doğru mudur? Hayır. Aile bireylerinin internet ortamında çok fazla zaman geçirmeleri aile iletişimini zayıflatır. Doğru mu? Evet. Araştırma yaparken internet ansiklopedi, kitap, dergi gibi farklı kaynaklardan yararlanılabilir. Tabii ki de belki ansiklopediyi çok kullanmıyoruz ama ara sıra da göz atabiliriz. Günümüzde insanlar sadece internet üzerinden iletişim kurarlar. Öyle mi? Hiç konuşmuyor muyuz? Konuşuyoruz. O zaman sadece internet üzerinden iletişim kurmak nedir? Yanlıştır. Doğru ve güvenilir bilgiye sadece internet aracılığıyla ulaşabiliriz. Ama kitaplardan da ulaşabilir. Sadece internet üzerinden ulaşmak diye bir şey yok. Yanlış. Teknolojinin zararlı etkilerinden korunabilmek için bilinçli olmamız gerekir. Tabii ki doğru. Teknoloji toplumların gelişmesinde tek belirleyici unsurdur. Tek belirleyici unsur mudur? Öyle midir, değil midir? Tek belirleyici unsur değil de kültür de var değil mi? Toplumların gelişmesinde bilgi var, kültür var, eğitim var. Evet. Eğlenceli vakit geçirmek için internet kullanılabilir. Evet ama ne yapıyoruz? Günlük belki en fazla yarım saat. İnternette araştırma yaparken birden fazla siteden yararlanmak daha da doğru olur. 10 tane siteden araştırma yaparsak daha fazla bilgiyi kıyaslamış oluruz. Evet, bu şekilde konumuzu bitirmiş oluyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar dilerim. İyi dersler.